yeni yeni bu insanlar neden Kur'an okumuyorlar sorusunun cevabını yavaş yavaş bulduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş. Mesela ben bugün buraya gelmeden önce Samsun'da bir dernekte 9 yıldır tefsir dersi yapıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre surelerini okuyoruz. Orada Dost Der diye bir dernek var. Orada ders yapıyoruz. Oradaki bugünkü dersimizde çok nefis bir ayet üzerinde durduk. O ayeti isterseniz bu millet neden Kur'an okumuyor ya da birileri neden Kur'an'ın anlaşılmasının önüne engeller koyuyor, bunun cevabını biraz olsun bize verecek bir ayet-i kerime. Bakın, buyuruyor ki Rabbimiz Fatır suresinin 13 ve 14. ayetleri. 13. ayet uzun. Bir cümlesini söyleyeyim. Rabbimiz kendi kudretini anlatıyor, yüceliğini anlatıyor, azametini anlatıyor. Böyle kainata koyduğu muhteşem sistemlerinden kalem kalem bilgiler veriyor. Sonunda buyuruyor ki Zalikumullahu Rabbiküm. İşte Rabbiniz budur. Lehul mülkü, kainatın bütün hükümranlığı sadece ona aittir. Onun elinde ve onun kontrolündedir. Vellezine ted'ûne min dûnih. Allah'ın peşi sıra yalvarıp durduğunuz adamlar var ya, ma yemlikûne min kıtmîlin. Onlar bırakın herhangi bir şey yaratmayı, bunların bir hurma çekirdeğinin dışındaki bir zara bile, bir zar yapmaya bile gücü, kuvveti, kudreti yoktur. Onların böyle bir zarları bile yoktur. Yarattıkları böyle bir zarı yok. Bırak hurma yaratmayı, bırak ağacını yaratmayı, bırak su göndermeyi, bırak toprak var etmeyi, gövdeyi, yaprağı, dalı, budağı, bırak hurmanın kendisini, çekirdeğini, zarını bile yapamaz diyor. Zar. Kim bunlar? Allah'tan başka onun peşi sıra tapınılan aracılar. Şimdi devam ediyor. İn ted'uhum. Siz eğer bu putlara, bu aracılara dua ederseniz, yalvarır, yakarırsanız la yesma'u, iyi bilin ki la yesma'u dua'ekum. Onlar sizin duanızı işitemezler. Ve lev semi'u, sayalım ki işitmiş olsalardı bile, yani işitemezler de, sayalım ki işitmiş olsalardı bile mestecabu lekum, size cevap veremezler. Ve yevmel kıyameti yekfurûne bişirkiküm. Kıyamet sabahı ise sizin onları ortak koşmanızı bunlar kabul etmeyeceklerdir. Kimden söz ediyor? Allah'la aramıza koyduğumuz o aracılardan söz ediyor. Allah'tan başka Allah'la bizim aramızı yapsın diye araya koyduklarımızdan söz ediyor. Sonra bu ayetin açıklaması bağlamında Ahkaf suresinin 5. ayetinde gene tam bu konuyla alakalı buyuruyor ki Estağfirullah. Ve men adallu, kimmiş daha şaşkın ve sapkın olan, yani en şaşkın ve en sapkın olanlar şimdi söyleyeceklerimizdir diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Mimmen yed'u min dunillahi. Allah'ın peşi sıra başka varlıklara dua ediyorlar. Kime? Men, şu kişilere dua ediyorlar ki la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Kıyamet sabahına kadar kendilerine hiçbir şekilde cevap veremeyecek olan adamlara yalvarıyorlar. Adamlar var arada, adamlar. Bu ayeti tercüme ederken hepsi tercümesinde
şeylere, putlara diye yazmışlar. Hiç de öyle değil ayette. Ayette asla öyle değil. Çünkü ayet araya konulan putlaştırılmış adamlardan söz ediyor. Men edatı, Arapçayı bilenleriniz çok iyi anlayacaklardır. Men edatı şahıslarla, canı ve ruhu olan varlıklarla alakalı bir edattır. Adamlara yalvarıyorlar. Şimdi öyle değil mi? Sen anlayamazsın, bizi dinle diyor adam. Sen ne anlarsın benim dediğime bak. Biz seni, senin gideceğin yere biz seni daha iyi götürürüz. Sen kim oluyorsun? Kimi götürüyorsun? Ne malum senin o götürürüm dediğin yere sağlam sen kendin gidebilecek misin? Yok bilmem. İşte Sırat Köprüsü'nün kafasına geçecek de orada bekleyecek de işte onunla beraber olanları kurtaracak da gerisi cehenneme gidecek. Ya senin peşine gittiğin adam ilk yuvarlanan cehenneme giden o olursa ne olacak? Kimin garantisi var? Kim adına ne garantisinden söz ediyor? Öyle diyor. Bizim hoca efendinin yanına gidersen, elini öpersen, eteğini öpersen, ayağını yalarsan o seni cennete götürür. Senin efendin neye gideceğin belli değil. Allahu Ekber ya. Ne saçma şeyler bunlar. Ne karamet şeyler bunlar. Okur mu bu adam Kur'an'ı? Kur'an'ın okunmasını, anlaşılmasını ister mi bu zihniyet? İstemez. Postunu kaybetmemek için Allah'ın kitabını işte raflara mahkum ettiler. Tozlara mahkum ettiler. Ölüler kitabına dönüştürdüler Kitabullah'ı. Bunun için mi gelmişti bu kitap? Bunun için mi 23 sene Mekke'yi, Medine'yi sallamıştı bu kitap? Beceremiyor muydu Peygamberimiz gidip bunu mezarlara okuyamaz mıydı? Ne zaman bir mezara gitti de Peygamberimiz Kur'an'dan bir parça okudu, bir uydurma hadis olsun söyleyebilen var mı? Çığırından çıkarttılar bu işi. Şimdi yeniden aslına dönmenin zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Kur'an'a döneceksin. Kur'an'la yolunu bulacaksın kardeşim. Vahye sarılacaksın. Seni menzile götürecek olan Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Peygamberimiz 23 yıl bu davayı Kur'an'la ayakta tutmuştur. İnsanlık tarihinin en azgın adamları dediğimiz Mekke'nin o cahiliye canavarlarını 20 senede insanlık tarihinin en parlak adamları halinde asr-ı saadetin yiğitleri yapan işte bu kitaptır. Bu kitap bu misyonunu gene devam ettiriyor. Yeter ki sen ona yüreğini aç. Sen yeter ki ona kendini teslim et. Yeter ki sen Kur'an'ı hayatına taşı. Yeter ki sen Kur'an'a taşın. Sen Kur'an'a taşın. O da seni cennete taşısın. Ama yanlış yerlere taşınıyorsun kardeşim. Başka kitaplar okuyorsun. Onların götürdüğü yol çıkmaz sokaktır. Oradan hakikate ulaşılmaz. Hakikatin yolu, sırat-ı müstakim denen hakikatin yolu Kur'an'ın anlattığı yoldur. Başkası yok.